Şimdi arkadaşlar kohezyonla başlayalım. Kohezyon sıvı moleküllerinin birbirlerine uyguladığı çekme kuvvettir. Yani bir sıvının kendi moleküllerinin birbirine uyguladığı çekme kuvvetine ben ne diyeceğim arkadaşlar? Kohezyon diyeceğim. Yani bir sıvının kendi molekülleri arasındaki çekme kuvvetidir. Kendi diye yazalım buraya. Bakın şu K'lardan aklınızda kalsın. Kohezyon kendi. Yani neymiş kohezyon? Bir sıvının kendi molekülleri arasındaki birbirine uyguladığı çekme kuvvetine kohezyon, kohezyon diyeceğim. Adezyon ne peki arkadaşlar? Adezyon da bir sıvının farklı e, ke, bir sıvının kendi molekülleri de farklı moleküller arasındaki oluşan çekme kuvvetidir. Adezyon da. Kohezyon kendi, adezyon farklı arkadaşlar. Bu kendi olursa bu da ne olacak? Farklı olacak. Buna örnek verelim mesela. Eee adezyona örnek verecek olursak yağmur yağdıktan sonra pencerelerin üzerinde biriken su damlacıklarını düşünün arkadaşlar. O su damlacıkları orada nasıl duruyor? Pencerenin yüzeyinde. pencerenin molekülleriyle suyu oluşturan moleküllerin arasında birbirine oluştur birbirin birbiriyle ilgili çekme kuvvetleri neyi oluşturacaktır? O sıvı molekülün orada kalmasını sağlayacaktır arkadaşlar. Bu kuvvet neye örnektir? Adezyon örnektir arkadaşlar. Şimdi gelelim şuradaki şekli inceleyelim birlikte. Bu şekil bize neyi anlatacak? Bakın şimdi su molekülleri arasında kohezyon kuvveti cam moleküllerini, su moleküllerini uyguladığı adezyon kuvvetinden küçüktür şurada. Yani bu ne demek? Dikkat ederseniz su ne yapmış burada? Cama yapışmış, cam e, tüpün kenarlarına yapışmış, yukarı tırmanmaya çalışıyor sanki arkadaşlar. Şu görüntüyü gördüğünüz zaman. Burada nedir o zaman? Suyun moleküllerinin kendi içindeki e, kohezyon kuvvetleri, suyun moleküllerinin cam tüple oluşturduğu adezyon kuvvetinden daha küçük. Yani şurada dikkat ederseniz, burada kim daha büyük? adezyon kuvveti daha büyük. Şuraya ne yazıyorum o zaman ben? Adezyon kohezyondan ne olacak arkadaşlar? Büyük olacak. Kohezyon şurada. Yani su molekülleri cam tüpe daha çok yapışmış. Dikkat ederseniz arkadaşlar. Civa'ya bakın. Civa nasıl durmuş? Burada toplu durmuş. Dikkat ederseniz. Yani cam tüpe değil de daha ziyade kendi içinde toplu halde bir görüntü var burada. O zaman burada kim daha etkili olacak? Burada da kohezyon adezyondan daha büyük olacak arkadaşlar şu görüntüde. Şurada adezyon büyüktür kohezyon buradaysa kohezyon büyüktür adezyon diyeceğiz arkadaşlar. Şimdi burada eee adezyon kuvvetlerine bir farklı örnek daha verebiliriz. Örneğin e, ağaçlar topraklarda topraktan aldığı işte kökleri vasıtasıyla topraktan aldığı suyu en uçtaki yapraklarına kadar iletiyor arkadaşlar. Nasıl iletecektir bunu? E, adezyon kuvvetleri etkili olması lazım ki adezyon kuvvetleri kohezyon kuvvetlerinden büyük olması lazım ki suyu nereye kadar iletebilsin? Yukarı kadar iletebilsin. Yani bunda az sonra ilerleyen e, şeyde konuda anlatacağım. Kılcallık da etkili ama onun etkili olabilmesi için aynı zamanda ne de etkilidir arkadaşlar? Adezyon kuvvetleri de etkildir. Yani e, su molekülleri ne yapıyor? E, ağacın içindeki borulardan tutunarak nereye kadar gidiyor? En uçtaki e, yaprağa kadar ne yapabiliyor arkadaşlar? Ulaşabiliyor. Evet burada ne dedik? Adezyon kohezyondan büyükse şu görüntü var. Kohezyon adezyondan büyükse şuradaki görüntü var arkadaşlar. Evet gelelim şimdi yüzey gerilimine. Yüzey gerilimi nedir? Yüzey gerilimi sıvı içindeki moleküllere etki eden kuvvetler dengelenmiş kuvvetlerdir demiş. Yani sıvı içindeki molekülleri etki eden kuvvetlerin bileşkesi sıfırdır. Yüzeyde sıvı sıvı moleküller arasındaki kuvvet sıvı gaz molekülleri arasındaki kuvvetten daha büyüktür diyor. Şimdi bunu ben size şöyle Türkçesini anlatayım arkadaşlar okuyarak gitmeyelim. Şurası ara yüzey olsun, şurası hava, şurası su. Şurada suyu oluşturan moleküller olsun arkadaşlar. Şunlar su molekülleri. Üstte de hava moleküllerini çizelim. Bunları biraz daha seyrek çizelim şöyle arkadaşlar ve küçük çizelim. Şimdi aynı zamanda. Tam sıvıyla havanın ayrıştığı noktada da şurada da molekül su molekülleri var arkadaşlar. Şurada bakın. Sıvı molekülleri diyelim. Yani. Su molekülleri veya sıvı molekülleri. Şimdi burada dikkat ederseniz şöyle bir şey olacak. Şimdi örneğin şuradaki bir molekülü alırsam ben dikkate alırsam. Şu molekül buna bir kuvvet uygulayacak. Bu molekül buna bir kuvvet uygulayacak. Bu molekül buna bir kuvvet uygulayacak. Bu da buna bir kuvvet uygulayacak. Dolayısıyla bunun üzerindeki net kuvvet ne olmalı? Her zaman sıfır olmalı. Peki şuradaki bir molekülü alırsam. Şimdi şu alttaki su molekülü buna bir kuvvet uygulayacak. Diyelim ki şurada bir hava molekülü var. O da buna bir kuvvet uygulayacak. Tabi şu yanlardan da kuvvet uygulanacak. Ama şu molekül hava molekülünden yani şuradaki sıvı molekülü şuradaki hava molekülünden büyük olduğu için buradaki ee, sıvı molekülü şu yüzeydeki molekülü kendine daha çok çekecek. Dolayısıyla şu sıvı yüzeyindeki moleküller aşağıdaki su moleküllerine göre şuraya daha yakın olacak arkadaşlar. Yani şu mesafe daha kısa olacak. Çünkü bu bunu daha çok çekecek kendisine doğru. Bu ne anlama geliyor? Böyle bir durumda, böyle bir durumda sıvı yüzeyi sıvının iç kısımlarına göre biraz daha yoğun olacak arkadaşlar. Biraz daha yoğun olacak. Dolayısıyla ince bir zar gibi davranacak. Ve bu sayede bunun üzerine herhangi böyle hafif bir cismi koyduğunuz zaman nedir? Örneğin bir böcek bunun üzerinde durabilecek sıvının üzerinde. Ya da herhangi bir işte suyun ya da bardağın içerisine suyu koyduğunuz zaman herhangi bir atacı aldığınız zaman metal bir olsa ataç tam üzerine hafifçe bırakırsanız o ataç o su tarafından ne yapılabilir arkadaşlar dengelenebilir ve buradaki olay kesinlikle sıvıların kaldırma kuvvetiyle alakası yok tamamen yüzey gerilimiyle alakalı arkadaşlar. Bakın şurada ne diyor? Yüzeydeki tanecikler sıvı yüzeyi doğrultusunda ve sıvının iç kısmına doğru etki eden kuvvetlerin etkisinde kaldığından sıvı yüzeye esnek bir zar gibi davranmasına sebep olur. Bu olayların yarattığı sonuç yüzey gerilimi olarak adlandırılır. Peki bu yüzey gerilimi nelere bağlıdır arkadaşlar? Sıvının cinsine bağlıdır tabii ki. Ee, örneğin Civada yüzey gerilimi daha büyükken, suda yüzey gerilimi daha küçüktür arkadaşlar. Sıvı cinsine bağlıdır dolayısıyla. Sıcaklık arttıkça yüzey gerilimi azalır. Doğru. Sıcaklık arttıkça yüzey gerilimi azalır. Niye? Sıcaklığın artması sıvının yoğunluğunu azaltır. Yoğunluk azalırsa yüzey gerilimi ne yapacak arkadaşlar? Azalacak. Çünkü yoğun sıvılarda yüzey gerilimi daha büyüktür her zaman. Deterjan sabun yüzey gerilimini azaltır ya da azaltabilir diyelim. Ee, buna ne diyeceğiz arkadaşlar? Deterjan sabun Yüzey gerilimini azaltır tabii ki. Ve nasıl azaltır? Yoğunluğu azaltır çünkü arkadaşlar. Sıvının yoğunluğunu eğer azaltıyorsa deterjan ve sabun. Dolayısıyla yüzey gerilimini azaltacaktır. Çözeltiler ve karışımların yüzey gerilimine etkisi değişkendir demiş arkadaşlar. Burada şunu da söyleyeyim. Yüzey gerilimi büyük olan sıvılar temizleme amacıyla kullanılamaz kesinlikle arkadaşlar. Temizlik amacıyla kullanılacak olan sıvının yüzey geriliminin ne olması lazım? Ee, küçük olması lazım. Örneğin suyun yüzey gerilimi 0,07'lerde gezerken civanın örneğin su için ben bunu yazarsam civa için yüzey gerilimi 0,4 civarındadır arkadaşlar. 0,4 bakın çok daha büyük suya göre. Örneğin e, benzin. Benzinin yüzey gerilimi ise 0,2 civarındadır arkadaşlar. Aslında pardon 0,02 civarındadır. Benzinin yüzey gerilimi sudan daha küçüktür arkadaşlar her zaman. Aslında e, tabi benzin ama biz temizlik amacıyla ne yapamazsınız? Ne yapamayız? Kullanamayız yani evlerde. Ama mesela hatırlayın ya da görmüşsünüz, görmüşsünüzdür mutlaka. Tiner mesela petrol türevidir. Ve tire, tinerle neyi çıkartabilirsiniz? Yağlı boyayı çok rahat bir şekilde ellerinize boyayan e, ya da boyacılar e, boya yaptıktan sonra ellerine bulaşan yağlı boyayı tinerle çıkartırlar. Niye? Yüzey gerilimi çok düşüktür. Hatta sudan bile düşüktür. O boyayı suyla çıkartamazsınız ama neyle çıkartabilirsiniz? Tinerle çok rahatlıkla çıkartabilirsiniz arkadaşlar. Yani yüzey geriliminin küçük olması temizlik amacıyla e, kullanmayı da sağlar aynı zamanda sıvıda. Tabi dediğim gibi tekrar düzelteyim. Suyu evlerde kullanabiliriz ama tiner ya da benzin zehirli olduğu için ya da insan sağlığına zararlı olduğu için evlerde ne yapamıyoruz? Kullanamıyoruz. Evet gelelim kılcallık olayına. Kıl, sıvıların çok ince kılcal borularda e, katılar içindeki çok dar boşluklarda adezyon ve kohezyon arasındaki ilişki ile Yüzey geriliminden dolayı yükselmesi ya da alçalması olayına kılcallık diyorum. Yani ben e, sıvıyı çok ince bir boru içerisinde koyduğum zaman... Örneğin şuradaki olaya bakın. Suyun içerisinde çok ince bir boruyu ben buraya yerleştirirsem... Sıvın içerisinde ne yaptı dikkat ederseniz? Yükseldi burada. E, ama civa da ne oldu bakın? Civa'nın içerisine ben e, ince bir boruyu koyduğum zaman bu sefer de düştü. Burada şu sonuca da varalım arkadaşlar. ya e, Burada kim etkili? Adezyon büyüktür. Kohezyon. Peki... Burada kim etkili? Kohezyon büyüktür adezyon. Adezyonun kohezyondan büyük olduğu durumlarda sıvılar ince borular içerisinde yükselir. Kohezyonun adezyondan büyük olduğu durumlarda sıvılar şey, ee, ince boruların içerisinde ne yapacaktır arkadaşlar? Şurada gördüğünüz gibi alçalacaktır. Mesela şuradaki olaya bakalım. Bakın burada kim etkili? Adezyon kohezyondan daha büyük. Suda. Ve ne yapmış? Yükselmiş. Ne kadar inceltirsem ben boruyu sıvı o kadar çok ne yapıyor arkadaşlar? Yükseliyor. Boruyu ne kadar inceltirsem sıvı o kadar çok yükselecek. Buradaysa e, baktığım zaman e, yani hangisi etkili burada arkadaşlar? Kohezyon e, adezyondan daha büyük burada. ve Kohezyon adezyondan büyük olduğu durumlarda ise sıvı ne kadar inceltirsem boruyu sıvı o kadar çok nereye düşecek arkadaşlar? Aşağıya düşecektir. Bu tip sorularla karşılaşacaksınız arkadaşlar zaman zaman sınavlarda soruyor. Ve ben burada mesela şuradaki durumda kim etkiliydi dikkat ederseniz adezyon etkiliydi. Ben boruyu incelttikçe yani boru ne kadar inceyse su o kadar yükselir. Ona dikkat edin. Kohezyonun etkili olduğu durumlarda da boru ne kadar inceyse su o kadar çok ne yapacaktır arkadaşlar? Aşağıya doğru düşecektir.